Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Şükran Ve salatu ve salam ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, bu dersimizde sizlere orucu bozmayan şeylerden bahsedeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Oruç tutarken kulağın, gözün, dilin yalan ve haram olan şeylere karşı oruç tutsun. Hizmetkarlarına eza etmeyi bırak. Oruçlu günlerde üzerinde vakar ve sekinet bulunsun. Oruçlu günlerinde oruçsuz günlerini eşit kılma. Hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamamen bize oruç ibadetine yöneldiğimizde, başladığımızda Şefkat ve merhamet kanatlarını insanlığa aç buyuruyor. Gönül hoşluğu içinde Rabbimizin rızası için oruç ibadetini gerçekleştirmemiz gerektiğini buradan anlıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Feiza feyza kana ahadukum yemen saimen fela yerfus ve la yechal fe in imrun şetema ev qatalehu falyaqul inni saim Oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edip de Kötü söz söylemeyin. Birisi gelip sana sataşacak olursa ben, ben oruçluyum diye söyleyin. Kıymetli kardeşlerim, oruç ibadeti esnasında kırıcı olmamayı eğer dışarıdan bize bir sataşacak birisi olduğu vakit oruçlu olduğunuzu ifade buyurun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hassasiyetle oruç tutmalı ve orucu bozmama veya sevabını aza indirgememe hususunda da çok dikkatli olmamız gerektiğini anlıyoruz. Şu hususlar orucu bozmaz. Unutarak yemek, içmek veya cinsi ilişkide bulunmak orucu bozmaz. Yerken hatırlarsan hatırladığın anda yeme işini bırak. Devam etme. Orucuna, oruç ibadetine devam et. Men ekele nasiyen ve huve saim Fel yutimme salma, fe innema et'amehu Allah ve segâh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olduğu halde unutarak yiyen ve içen kimse orucunu tamamlasın. Çünkü onu yedirip içiren Allah'tır buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, bu hassas bir konudur. Bu yüzden unutarak yemek içmenin orucu bozmadığını daha iyi anlamış olduk. Uyurken ihtilam olmak yani rüyalanmak Orucu bozmaz. Gözlere sürme çekmek veya ilaç damlatmak orucu bozmaz. Şehvet oluşmadan sıvının çıkması orucu bozmaz. Guslü yani gusül abdestini geciktirmek Orucu bozmaz. Ağızdaki balgamı yutmak yine orucu bozmaz. Kendi isteği dışında boğazına bir şey kaçmış olması oruç ibadetini bozmaz. Kan aldırmak, hacamat yaptırmak orucu bozmaz göle ya da denize girmek suyu yutmamak şartıyla orucu bozmaz. K Kusmak ya da gelen kusuntuyu istemeyerek geri gitmiş olması oruç ibadetini bozmaz dişlerin arasında bulunan nohut tanesinden küçük olan kalıntılar yutulduğunda orucu bozmaz. Karı ya da kocanın oruçlu olduğu halde birbirlerini öpmesi orucu bozmaz. Yutmadan herhangi bir nesnenin tadını Ağızda hissetmek orucu bozmaz. Buna örnek olarak efendisi azgın olan bir bayanı düşünecek olursak efendisinin kendisine yapacağı eza ve cezayı hesap ettiğinde yemeğinin tuzunu yutmamak şartıyla bakma müsaadesini örnek verebiliriz. Gül, çiçek, esans, mis gibi kokuları koklamak yine orucu bozmaz. Değerli kardeşlerim, görüyoruz ki oruç ibadeti bizi Rabbimize yaklaştıran ve temize çıkaran bir ibadettir. Rabbimiz 11 ayın sultanı olarak nitelendirdiği Ramazan ayını ve oruç ibadetini biz kullarına bahşetmiştir. Öyleyse önemine binaen Rabbimizin rızası doğrultusunda Oruç ibadetini gerçekleştireceğiz ve oruç ibadetini kusursuz bütün aza ve uzuvlarımızla tutmaya çalışacağız. Sevabını az şiddetle kaçınacağız inşallah. Bu dilek ve temennilerle Sizleri dersimi bitiriyor. Allah'a emanet ediyorum. Sevgili dinleyenlerim.